Cümleten selamünaleyküm arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mehmet Kızılca. Yeni bir videoyla bugün yeniden karşınızda olacağız. Güzel bir Ramazan ayının oruçlu gününden arkadaşlar. Güzel bir iftar yemeğimizi yine bugün sizlerle paylaşacağız. Daha önce Ramazan aylarında ilk günlerinde yaptığımız Hatay'ımızın yine meşhur köftesini bu defa ise ortalarına doğru getirdik arkadaşlar. Ortalarında paylaşacağız inşallah sizlere bugün yaptığımız iftar yemeğini. Hatay'ımızın meşhur işli köftesi arkadaşlar. Ya tabii ki şimdi yöre yöre oluyor. Ben bazen diyorum mesela gözleme Hatay'ımızın meşhur diyorum. İşli köfte diyorum Hatay'ımızın meşhur. Bizim buralarda aslında sevilen diye çok yapılan ve çok sevilen olduğu için ben bunları Hatay'ımızın meşhur diyoruz arkadaşlar. Tabii ki de mesela gözlemenin bir yeri vardır. İşli köftenin yapıldığı mesela bir yeri vardır. Antep ya da bildiğim yöre. Hani hem baklavası tatlısı hem de işli köftesi gibi. Yani işli köfteyle beraber bizim Hatay'ın biberli ekmeği. Bunlar gibi yani. Ben neden diyorum? Vazgeçilmez olduğumuz için hani böyle dolma olsun, işli köftemiz olsun, gözlememiz olsun, vazgeçilmez olduğu için Hatay'ımızın meşhur diyorum arkadaşlar. Bugün de içli köftemizi yapacağız. Ama ben bildiğim kadarıyla Hatay'ın içli köftesi. Yani başka yöreye ait mi değil mi tam o kadarını bilmiyorum ama ben tam derine indiğimiz zaman biberli ekmeğimiz bizim çok meşhur. Ve içli köftemiz meşhur olduğunu biliyoruz. Bugün de içli köftemizi yapacağız ve yanında şiş börek diyoruz herhalde ona. Böyle çorba gibi arkadaşlar. Bir de onu yapacağız. Bu güzel görüntüleri de sizlere paylaşacağız. Ve iki gündür yine devam eden rüzgar arkadaşlar. Fırtına. Yani öyle bir şey oluyor ki tam mesela hava durumuna bakıyoruz arkadaşlar. Tam hava durumunda diyoruz ki bitti bitiyor. Ardından bir bakıyoruz ki bir fırtına geliyor. Aşırı derecede. Bakın çadırımızın şu yan taraftaki çadır yani. Çardağımızı çadır yaptık. O çardağımızı çadırımızı iplerini falan hepsini kopardı. Rüzgar. Arka taraftan iç taraftan hepsini kopardı arkadaşlar. Bu rüzgarlar devam ediyor. Yani birkaç gün daha fırtına görünüyor arkadaşlar. Özellikle de biz dikkat ettik ki yatsı namazı yani teravihte özellikle fırtına yükseliyor. Teravihten geldikten sonra yavaş yavaş bitiyor. Rabbim hayırlısını versin arkadaşlar ama Ramazan ayı gerçekten güzel geçiyor. Geçen senelere göre hiç zorlanmıyoruz çünkü geçen seneye baktığımız zaman daha sıcaktı. Biraz daha zor geçiyordu. Çok susuyorduk. Ama bu Ramazan'da hiç bilmedik. Yani ben öyle görüyorum. Hiç bilmedik. Çünkü çok sıcak yoktu. Havalar soğuktu. Ve dünle bu sabah da 13 dereceden 4-3 dereceye kadar yine havanın düştüğünü gösteriyor. Yani 10 derece birden sabahlara hava düşüyor arkadaşlar. Şükürler olsun ki oruç Ramazan ayı da güzel geçiyor. Güzel geçmesiyle beraber de gerçekten de çok hızlı geçiyor. Hiç bilmiyoruz arkadaşlar. Yani nasıl geçtiğini hiç anlamıyoruz. Bakın yarısını bitirdik, yarısı kaldı. Rabbim hayırlısını versin inşallah. Hayırlısıyla bitirmeyi nasip etsin inşallah. Sen bana mı bakıyorsun? Bana mı bakıyorsun? Hı? Ne oldu gene? Oyna işte telefonla. Ne istiyor? Şımarıcı. Niye? Ben şifreyi açayım. Ver açayım hadi. Dışarıda ama soğuk ama. Vallahi rüzgar. Ha. Ne var? Ha, bak oyna. Oyunlarım burada var. Kızma ışık mı be? Yer mi? Çok yaşadı. Bu arkamdaki yerde mi? O bir tarafta. Hmm.
Ya Ramazan diyor nasıl su gibi geçiyor. Niye? Daha ortalarına geldik. Şiş börek mi ne o bile? He. Mantı. Bir şeyler şiş börek diyor. He. Mantı değil. 10 derece birden hava düştü. Bir de şey rüzgar ama rüzgar da soğuk. Ha. Evet, sanki donmaymış mı? Donuk nasıl donmuyor? Donuk daha iyi. Valla eritme. Donuk da onu tutsaydım orada. Ben onun için erken yaptım donsun. Bizim buraya şey ışığı lazım. Beyaz beyaz. Yüksek. Yüksek ışık lazım. Ortaya beyaz ışık var ya mutfaktaki ışık. Onun gibi bembeyaz. Aydınlık var. Biz Ramazan aylarında hep böyle başlarda yapardık. Şimdi tam ortalarında yapıyor. İçli köftemizi. Aynen. Biraz sadece ağır. Ama bu şiş böreği yanında yaptığımız zaman he, biraz şey oluyor. Daha şey yapıyor. Çorba yapmamıza gerek yok mu? Zor ama uğraştırıyor. Kolaydan. Ne kadar emek yaparsan o kadar tadı güzel olur derler ya. O kadar da tadı güzel oluyor. Çok uğraştırıyor ama o da güzel oluyor. Şeye tabağın içine. Mustafa biraz kıs sesini. Mustafa. O duymaz ki. Oğlum. Mustafa sesini. Bak. Oynar da mı duymaz. Sesini biraz kıs. Bu rüzgar da şeyleri de çiçekler de döküyor çok. Çiçekler de döküyor. Şey, meyveler şeyinde. Bizi alamıyor. Bir atıcı bence bu ha. Açıyorsun bari içi köfteyi yakınca uyuturum. Öyle yaparsın. Senin yüzünden niye geçiriyorum bu bakırı? Bakır daha zor geçemiyorum. Bak öbür onu izleyen adı bırak. Verdim de. Bu seninkiler götü buraya. Şimdi bugün gelmedi mi sana? Şeylere o pencereye hep şey yapıyor ya. Sinekler. Sinekler o sinekleri alıyorlar. He. O şeye verdik mi yemiş Burka? He, verdim ya. Onun yemini verdim. Normalde bu mevsimde yatarlar mı? Ben dedim böyle sıcak daha mevsimde yatarlar. Güzel. Yok. Şimdi tam güzel bozulmaz yumurtaları. Ama şey olursa mı sıcak çok oldu mu yumurtalar çokunu bozuyor. Bak Horus camdan bakıyor kendini görüyor ya. Kavga etmek istiyor. He. Bahçeyi anne sürmeden önce bahçeyi sürmeden önce koyunları bırakırız kendini hepsini komple. Ne zaman sürerik peki? Ne zaman sürerik bahçeyi?
Ama herkes ekmeye başlamış ha. Ekmek ama şey. Bu yağmurlar iyi değil oğlum. Bu yağmurlar öldürür. Hem soğuk hem yağmur. Neyi domatesi mi? Şekeri mi öldürür? Ne? Şekeri mi öldürür? Tabii ki şetir, yağmur, soğuk. Ama kimi de diyor ki geç kaldınız diyor. Şimdiye kadar ekmeniz lazım. Oğlum geç kaldık ama yağmurlar başladı. Gördün şetir ekemedik. Yoksa şetir var, satılan şetir çok şey olsun, sürüsün hemen getirin. O gözlemeden de o şeyi. Sıfraya mı? Ama bu sene patlıcanla biberi iyi seçmemiz gerekiyor. Evet. Geçen sene hiç verim yoktu. İkisi de olmadı, hiç güzel olmadı. Yani biz geçen sene ne biberden doğru düzgün şey yaptık ne de patlıcanla. Patlıcan zaten birkaç tane ya aldık ya almadık içinde. Ben son yağmurlar yağmıyordu var ya. Bu bahçede hiçbir şey, bu yeşillik bile kalmazdı. Zaten herkes de maşallah gittim ya ot getirdim soğanda. Maşallah bir gürleye ki soğan. İşte o son yağmurları yediği için böyle oldu. Adam diyor ki geçenler diyor yağmurdan önce temizledik. İnce ince kötü kötü. Diyor hele bak şimdi maşallah nasıl gürleyik. Tekrar sulayıcılar. Niye o soğanlar nasıl gelişti? Mısır ekmişler, mısırlar nasıl gelişti? Ama maşallah göreceğin yeşil soğanı. Gittim işte ineklere ot getirdim. Kadın yanında. Şimdi dediğim geçenlerde söyledim ya bu mesela yağmur yağmasın, dolu mu yağmasın diye, yağmur yağmasın diye böyle bir havaya şey atıyorlarmış, patlıyor. Bulutu dağıtıyor. Ağaçları. Şimdi kurban olun Rabbim ama bir fırtına çıkardı. Çiçek bırakmadı ağaçlarda. Hiçbir şey bırakmadı. Önüne geçebilir misin sen? Haydi fırtınayı da durdur. Ama gerçekten de yani ben daha dönmedim. Ben de geçen seneden beri diyorum. Ya Allah diyorum bu pat bu neyse ise. Sonra şey amele geldi. Dedi biliyor musun o niye? Onu yapıyor ki bulutu dağılsın. Yani başka yerlere gitsin yağmur. Nektariye, şeftaliye zarar vermesin diye. Ama bak iki gün oldu fırtınaya. Niye? Hadi bak çiçek var. Dünyayı şey yap, bak ağaçlar yere yetişiyor rüzgarda. Hadi fırtına denge olsun. Yok bak bu fırtınada ses yok. Demek ki atmıyorlar, bas şeyde bulutta. Yok fırtınayı nasıl denge olacak? O gün ayından dolu yağdı ya. Tam akşamüstü diyorlar nektari. Şimdi nektari böyle bile olmuşlar. Hormon hepsi anne. İşte ilaçlıyorlar hemen yetiştiriyor. Hepsi hormon. Ben diyor nektariye ilaç atıyorum diyor. Yani ben bizzat bunu duydum. Nektariye ilacı atıyorum diyor. Sabah uyanıyorum bakayım öyle bir nektar diyor bu kadar olmuş. Ne olacak? Salatalığı sen duymadın mı salatalığı? Ben gördüm. Salatalığı ikinci gün. Yani biz söylemedik bu işte Elin'in kızı. O da kara saflığından bu şeyinden. Hüseyin amcaya dedi neydi? Dedi ben dün salatalık götürdüm ya vesi gün tövbe bir gün önce. Dedi dolaba koydum dünkü götürdüğümüzü yedik dedi. Dedi bugün çıkarttık dedi her birisi bir büyük olur. Adam gülmeye başladı. Dedi ki kızım dedi sen görmüyor musun dedi. Bugün topluyorsunuz bir gün her bir gün yok salatalık doluyor. Niye? Hep hormon atıyor o zaman hormon. Ama dedik biz de gidiyor tuza batırıp batırıp yiyorduk. Niye? Ne kadar zararlıymış biliyor musun? Ne olacak ya bunlar? Bunlar iflah olur mu? Vallahi, iflah olur mu bunlar? Bizde yok ki adam izin veriyor bize oturduğumuz zaman. İnsanoğlu kendi parasının cebine girecek parayı düşünüyor. İnsanların sağlığını düşünmüyor. Ben bunu gözümle gördüm oğlum. Ya insanlar ne yapsın? Yani gidip mecbur
Çocuk nektar istedi, oğlu, çocuğu, annesi, babası nektar istedi. Gidip alacak mı? Biz yedik. Ben amele işte biz 10 kişi giderdik kendine. Mesela tarlanın başına yetiştik, bize derdi dinlenin. O dinlenmedi, oturup tuza batır batır yedik. Tuza batır, hiç bilmiyorduk. He, orada hormonlu, hormonlu yerdin. Vallahi. Hepsi şişme, ilaç. He. Kız o kız söyledikten sonra dedim artık bir yemek, bu kadın da bir kadın daha var. Yemek. İşte değil mi? İnsanoğlu kendine cebine girecek parayı düşünüyor. İnsan, İnsanoğlunun canını, sağlığını, malını düşünmüyor. İşte bu depremler, bu başımıza gelen felaketler bizi yani ibretlik oluyor ama hiç kimse ibret almıyor da. Yani neyden dolayı oluyor filan diye kimse ibret almıyor. Vallahi nice insanlar ölüyor. Nice insanlar ölüyor. Bu hormonmuş, ilaçlamaymış, neymiş, şudur budur. Yok bu korona hastalığı çıktı, bu korona hastalığını bilerek yaydılar. O kadar insan öldü. Yani bu deprem falan oluyor arkadaşlar yani. Bu daha az bence. Allah korusun ama yani az. Bu şeyleri görüyoruz, ediyoruz ama bu şeylerden sonra yani az insanlara. Bu şekilde yapan insanlara az. Para. Sırf para. Bir iki yere çıkarak der mi? He? Bir kere çıkarak. Ona göre ya. Çorba az var oğlum bu. Tuzlu yoğurtla yapayım mi? Evet, tuzlu yoğurtla yapacağım. Baktım çorba az. Biraz daha koyayım. Çünkü şeyi de nokudu da çok, süspereyi de çok. Bu sadece Hatay'a özel aslında bu tuzlu yoğurt. Yani başka çok yerlerde bilmezler tuzlu yoğurdu. Hataylı olan herkes bilir. Yok bilirler ya, tuzlu yoğurdu kaç kere söyledim. Biz İstanbul'da şey yaptık, bilmiyorlardı. Ha bu neymiş? Bizim komşular bir gün kahvaltılarda yapılır. Kahvaltıda koydum. Kal abla bu ne? Belki adını farklı söylüyorlardır. Dedim bu tuzlu yoğurt nasıl? Tuz mu koyuyorsunuz yoğurda? Yok dedim. Biz bunu pişiriyor. Yoğurt çalıyor, sonra torbaya koyuyor. Suyu süzüldükten sonra dedim ocağa koyuyor. Pişiyor. Tam piştiği zaman indirdikten sonra tuzunu koyuyor. Sonra çorba yapıyor. Boraniye yapıyor. Anabla ben herkes görüyor. Ama yerler ha. Koyduğun zaman da... Sen anne buna pirinç de mi koyuyorsun? He, buna pirinç konuyor. Nohut, son şey konuyor. Çünkü hiç tavuk çıkarırsan, hadi. Gökte çıkar. Ne? Gökte. Evet. Çıkar. Nerede? Güç tabak çıkaracağım diyor ya, diyorum köfte. İşte köftene şişperek ikisinden çıkaracağım. Sadece ondan değil. Şimdi de koyayım ben şimdi. Köfteyi yer ocağında yapacağız, odun ateşinde. He, onu kızartması orada. Zaten burada kızarmaz oğlum. Sadece hazırlık. Biraz kız köftenin acele pişmesi lazım. Bu hazır pişmiş. Bu biriden mi olmuş parça? He. Esas bununki şey olur, bıçak kıyması. Bu köftenin esas özelliği de bu kıyma. Niye koydun kıyma? Baktımaz, şeyin at, etin, onu da koydum. Düşürme. Kimi çok kıyma da ne yapıyor? Mesela dişi ölmeyen bazen dişe geliyor ya. O gün emine desen ki hep kıyma da ne yapıyor? Yedim kaldı diyemiyor. Donmuş değil mi? Evet. Bu kırmızı adı neydi ya? Hangi kırmızı? Adı neydi onun? Neyin oğlum? Ahmet Berat yatmış ha. Tamam ben ne yapayım? Lütfen de. Tamam. Ben suyu çıksın onu. Nereye gidiyorsun? Ben adı ne dedim annesim. Yok.
Sen çeviremezsin Mustafa. Ben çevireceğim şimdi. Yalamalıktı yalamak. Poşet yok mu? Ben çevireceğim. He, daha önce yalamalıktı, sen poşet boyuttun. Ben tamir ettim ya birader. Peçete sar, peçete sar. Çekil oğlum. Beyefendi biraz ayağımı çeker misin? Ben beyefendi değilim, hanımefendi. Hanımefendi biraz ayağımı çeker misin? Evet. Ayağını çeker misin, böyle yapacağım. Şşş, kardeşim uyuyor. Hadi beyefendi. Kardeşim uyuyor. Çek. Ses. Ne kadar güçlüsün? Niye alırsın sese ya boş? Alışsın da diyorum, daha uzağa koyacağım başucuma. Yeter ki alışsın. Sese gelemiyor çocuk. Yarı kalabalığa girmeyeceğim bu çocuk. Alışır alışır. Sen çevir o gider. Çevir, kaşık yok mu? Tamam, hadi çevir korkma çevir. Tamam dur. Çevir. Hani yoruldun mu? Yok ve sürmez. Çevir. Baba. Nene biraz koyma ya. Koymaz. Makine dönmez. Makine dönmez suyu. Hadi. Zaten ağzı mı? Elini sıkıştırma. Okay. Öyle değil bak. Aha, böyle, ha, böyle koyarsan parmağın almaz. Sen içine batırıyor parmağını. Hadi. Ya çevir. Nene çok koyma ya. Döndüremiyorum. Dur baba, ya, koyma, baba dur, işte koyma. Gel bak, kule yaptın, gördün mü? Hadi kule yap gel. Hadi kule yap. Hadi. Yapayım mı? Öyle değil. Yok, sen elini vurma. Tamam, yoruldum, biraz dinlen beni. Dur yap. Sırayla oğlum. İyi ki büyük tepsilerle 3-4 tane yapmıyor. Yoksa sabah anca biter. Ya nene, Allah'ınca koyma ya, bıktım. Bıktıysan kalk. Bak hemen koyuyor bak. Aile büyük olduğu zaman... Ya bıktım ya, bıktım. Kaç çapsı yaptı. Maşallah çocuklar ocağın başında da uyuyor. Hadi. Ne güzel işte. Koltuğundan da uyuyor. Ya kendimi yavaşlarım. Ahmet de çok seviyor. Hadi ben oğluma yardım ederim. Hadi oğlum. Ayşe ne güzel, maşallah. Hemen şey oldu mu yapma. Ya ben. Makinası var. Hızlı. Ona götürdü, keyif etti makineyi. Ya ona... Hadi. Sen ne yapıyorsun? Ben diyorum geldiği zaman abin gile versin onu. Ya nene niye yapıyorsun? Burada ben alırım. Ya ben ne yapayım? Makinesini. Ya nene yapma. Dur oğlum, yüzüne ne için? Takar mısın? Abo! Misleri. Evet. Ve bana ben çekeyim. Niye boşa dönüyor? İçine girmedi. Ne, dur yapma. Niye oğlum? Ağzına değil, dur. Sen niye koyuyorsun? Onu bir tara yetişici, tamam. Dönmez. Bir daha koyarsan bu dönsün. Hayır. Dönecek zaten. Geldi dönüyor. Sen iki tane kule yaptın bak. İki kule yaptın, baba da iki tane yapsın. Niye? Şimdi biz bu köfteyi de oyucuk ya. Onu da yapacağız. Baba yapacağız. Bak. Tek çekinmek için. Tek. Zaten ince burgul ya. Bir de bizim... Kendi burgulumuz fazla iri olmaz. Alayım mı? Yok oğlum. Şimdi öpelediğim zaman yersin. Tamam. Çiğ köfte gibi. İçine şey koyuyor ya. Et koyucum içine. Ben yemem ilk eti. Et sevmez bu. Tavuğu sever benim gibi. Ben de eti sevmem, tavuğu severim. Ya hem yağ var içinde. Elimi kirletti. Şiş börek var bir de. Şiş börek yok ki. Evet var. Ha, aynı mı şimdi ocakta?
Bunun bir tokmağı var. Böyle bastıracağım. Tamam sen yap. Sen yaptın ben yapayım. Hadi aferin. Aferin lan. Allah 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 Allah. Senden güçlü yok ha oğlum. Allah 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 Allah. Aferin benim oğlum lan. Ne Allah 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 Allah. Allah Allah. Benim oğlum çok güçlü. Tamam hadi. Ben anıta gidiyor, ileride gidiyor, tamam, kızlara biraz gidiyor. Sıra ver mi oğlum? Ha böyle yavaş yavaş yavaş. Hadi. Sen niye koyuyorsun? İşte koyucum, doldurucum, aha bitireceğim oğlum. İftara getirdim nasıl sonra? Ya, işte yemek çıkar. Bugün Mustafa da oruçta. Baba, oruç tutuk musun? He? Sen de mi oruçsun? Allah Allah Allah. Sabah kalkıyor. Yemek yiyor. Sabahını yapıyor, öğlene kadar tutuyor. Öğlen yemeğini yiyor, sonra bir daha tutuyor. He. İkindi. İkindi sonra bir daha tutuyor. Kendi normalde oruç tutuyor. Bizle beraber iftarını açıyor. Elini vurma. Elini vurma oğlum. Yapma ya. Öyle. Elini vurma oğlum. Tutamıyorum ya. Tutamıyorum. Bak. Bu en son bu senin her şeyin. Evet. Evet sıra hadi çekme. Yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Demedik biz. Bu kadar güçlü olmaz. Bir de beni çekme. Aha, kaldıramıyorum, kaldıramıyorum. Tabii ki kaldıramazsın. Hadi beraber haydi. Haydi, haydi, haydi. Allah, yallah, yallah, yallah. Bitti zaten, bitti, tamam. Kandırılır, bekliyorum. Tamam, içini boşaltacak, hadi. Feneyciğim artık. Onu açın, onu açın. Dur, 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 dur. İçini boşaltayım. Arkayı sökmene gerek yok ki, sadece ön. Yok, şeyi içindekini boşaltacağım. Bunu geri takacağım. Yok, sadece bu eleği çıkaracağım, suyun içine atayım. Bıçağı düzgün takarım, değil mi? Dur oğlum, dur oğlum, elini vurma. Bunu koy o zaman. Dur temizlesin, yani içindekini alsın ondan sonra. Alayım da içindekini ona. İte git, ite git koluna değer. Tamam, bunu da koy. Ne yapıyorsun öyle? Bekle, bekle. Hadi ikincisine geçecek, hadi. Evet, aha uyandırdınız. Aha Ahmet Berat'a. Salla, salla Ahmet Berat'ı salla. Ne? Yürücüm bunu hoca atacağım, istesinler bunu. Hoca? Çarlıya yana atacağım. Hocaya atacağım. Ne yapıyor, uyanıyor, ne yapıyor? Kardeş beni at. Bıktırıyor. Niye? Bıktırıyor beni. Ama o kardeş. Kardeşim senin. Sen kardeşini kimseye verir misin? Ne? Kardeşini kimseye verir misin? Vereceğim. Vereceğim. Ben de ammo güle veririm. Vermeyeceğim. Tamam git. Ben ammo güle veririm. Gehane şey nerede? Et nerede? Et. Keşke şey yapsaydı sıcak saatler tavaya koysaydı. Getir beni. Ya. Ama ne güzel bakıyor. Arayacak yok söyle ara şimdi. Anlaşmıyoruz. Nasıl yapıyorlar lan ben bunu da? Bir kere bakalım ne? Ben onu böyle tombul yapıyorum ama ikinci. Sen küçük küçük yapabilir misin? Çorbanın içine atacağım. Küçük. O ne? Çekme ama küçük. Böyle değil. Aa, yok. Dur. Bunlar bitti. Küçük küçük. Yapsın. Hayır, elini sıkıştır, ona dikkat edin ha. Elini merine kaptır. Elini vurma istersen şöyle. Vurma. Vallahi oğlum durma ayıcım. Şey oldu, susarsan o küçüklerini yaparsın bana. Dur oğlum çevirme, Mustafa yapma. Eğer yatmacıysa buraya getir uzandır ha, izlesin. Çizgi filmini aç kendine. Tez uyuyor, tez uyanıyor mübarek.
Derler gece uyan babanın şansı, gündüz uyan annenin şansı. Gece babası rahat uyusun diye, gündüz annesi iş yapsın diye. Bu annesine şansına iş yapmasın, biz kendine baksın diye. Ya beyefendi sonu biraz karıştırın. Bekle biraz. Beyefendi bekle. Sen demiş mi şuraya bak demeyin. Kırmızı balık geldi. Kırmızı balık kaç kırmızı balık kaç. Elini içine batırma ama ha. Yo, sakın. Yok baba alır ha elini. Elin kesilir içine batırırsan. Batırma. Bu. Evet. Batırma. Batırma dedim mi? Batırma. Benim oğlum akıllı batırmaz çünkü biliyor. Elini sonra kapar. Bak 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 bak. Kesilmiyor bak. Bak. Tamam, sen kandırıyorsun beni. He, yok, kandırmaz onu. Elini batırma. Hızlı 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 ya. İçine işte bak şey koymazsam onu görmez. Bekle. Bekle az kaldı. Bunları bitireyim çekicim beni. Allah'ım bir yoruluyorum. Abo çok yoruluyormuş. Allah Allah Allah. Küçük yerini yapın mı? Acak durur mu? Bilmiyorum durursa. Uzandır ya. Kendini böyle şey yapmaz. Şey. He uzanır öyle. Şey içini çek. Küçük küçük böyle parmak parmak. Onları doldur şeye köfte şeyin içine atacağım. Çorbanın. Anne su nasıl içine yap. Yap. Benim içine kıyma vardı abla ki. He. He bir tane koydum dedim ya sana bunu devam et. Hadi. Yok onu kavura yaparım. Pişirmez. Çek. Hızlı hızlı çek ama ha. Tamam. Tamam yeter. Tamam dur biraz tamam. Yoruldun mu söyle ben tamam, geleyim. Tamam çevirme dur. Kafanı mı vurdun neler mi vurdun mu? Yoruldun mu söyle bana. Tamam. Kafasını sanki mı duydun? Biraz dedin? Kafasını vurdu. O kadar çok sallandın ki. Bırakmaz ha. İnat. Yapma oğlum bekle ben yapacağım. Bak beyefendi hiç... niye bunu yaptın? Ben beyefendi değilim. Bak işte. Oğlum bak. Onu küçük küçük yapacak bu havre olsun. Şey yapıksın içine koyursun. Allah'ım ya Rabbim ya Resulallah. Bu ne? Resulallah. Bu ne? Resulallah yapılır mı böyle Allah evet, için? Evet oğlum ben şimdi yapacağım ciğerim. Tamam çekme dur bekle. Bekle. Burası bitsin yap. Ondan sonra çekme. Bunu tamam yapayım. Ben bir kaç halim oradan geleyim. Tamam ben geleyim çok beraber çekelim. Hangi şanslı öğretmene denk geleceksen Mustafa. Küçükken hak. Ödüm kalktı deşecek diye. Ucu kırılır mı? Benim oğlum büyüyünce akıllı olur görürsün. Öyle mi? Bu sanki oldu. He öyle. Daha şimdi şey yapıyorlar işte köfteyi de böyle fincana koyuyorlarmış. He. Fincanda böyle top oluyor. Bizim gibi de uzun ya. He Ayze neyle yaptı? Fincan gibi. Limon sıkacağına. Limon sıkacağına Ayze yaptı. İçine sütü sarıyor. Hadi sarı oğlum. He. Ağzınla bu sefer. Hadi çevir elinle. Hayır. Ayrı mı koy bunu? He? Ayrı mı? Ara. Kavrana şey yapıyor. Hadi oğlum elinle çek. Elinle. Lan dişini kırdın diyorsun. Hayır dişinden olmaz. Olmaz öyle. Mikrop kaparsın. Dur ben. Ha, öyle değil oğlum. Ters çevireyim. Ben bir kaşık alayım geleyim. Yok gitme. Nene sen bana bir kaşık versene. Niye? Kaşık yeter şöyle. Anne bana kaşık verecek mi? Niye? Anne. Hacım. Kaşık verecek mi bana? Niye ne yapacaksın kaşığı? Ne yapacaksın kaşığı? Yavaş çekeyim değil mi? Şey he daha iyi oluyor. Biraz şey canlı oluyor bari. Diğer şekilde ince oluyor. Kalaba dur ben yapacağım. Ben yapacağım. Kaçtan yapacağız. Tamam beraber yapalım. Yok bir on tane bırak kadar. Bırak ben yapacağım. Şey, tamam bırak ben yapacağım. Şişmeyin içine atacağım. O kaynadıktan sonra zaten bu yukarı çıkar onları geri çıkarım. Yoruldun mu? Yorulmadım ki. Beyefendi biraz koymayın. He, çevir oğlum çevir. Çevir oğlum çevir. Aferin oğlum aferin. Yavaş hızlı değil. Hızlı yaparsan hayır. Tamam, iyi beraber. Çıkmaz. Tamam dur. Yap. Ha böyle bak.
Aha beni. Tamam ver. Tamam sırayla sırayla biraz ben biraz sen. Dur. Tamam kaçıyor. Yok öyle işte şeyin içine öyle olur. Bana ne balıkçı asan? Ne diyor balıkçı asan bizde? Sen iyi ver abi sen seni iyi ver. Ya bitti ya. Bostum gidiyorum ya bostum. Cin gibi eskiden şeytanlık yoktu. O gün bugün Ahmet hiç orucunu yemedi. Onu mu döküyor? He. İşte bak. Allah'ım bu adam Müslüman beni sinirlendireceğim adamı ya. Sorun bana kuşlara. Tamam konuşuyor. Bu adam beni sinirlendiriyor diye. Sen diyor ne onunla mı oynuyor? Bak emziği çıktı. Dökülür Mustafa oynama. Allahümme salli. Ben namaza götüreceğim. Semiyallahu'l hamide diyeceğimiz. Evet onu biliyor. He ama Allah'u ekber diyor. Semiyallahu'l hamide diyor. Yetmez mi? Der mi oğlum? Gideceksin mi benimle bugün namaza? He? Baba. Bak bilerek çıkarım. Kalk oğlum kardeşin emziğini ver oğlum. Kalk emziğin ağzına koy baba. Kalk. Ne? Yok şey. Reklam mı olur? Git içeri sana reklamı. Bu çizgi filmi ne de şey diyor. Aha başladı. Aha başladı. Annem. Bak sustu. Bak var susmaz. Ama çocuklara korkuyor. Pengüveni. Evet pengüvenleri seyrediyor. Baba. Bu acıktı adam. Kalk şunu. Kalk. Bir alıp tadının köfte yapamadım. Ne yapacak ama çocuk küçük. Ben biraz susursun ya. Kafa susuyor. 3 tane kaldı. 2 dakika idare et. Kurbanık hani baksana bakıyor. Biliyor babası değil mi? Yok tanıyor artık bizi görünce hemen ağlıyor. Tanıyor. Tanıyeti bir önce hiç. He. O içindekini de 2-3 tane havre yaparım. Bunu full fondiv yapayım, doldurayım balık sırtı. Tam yetti o zaman. He ben zaten az Mustafa yaptım. Mustafa elin sıkışır orada. Yok çevirmezse sıkışmaz oğlum. Şeye köfte dedim zaten az olsun ki yettiği kadar. Sadece bu mu çıktı? He. Birkaç tane çıkaracağım. Biraz da çorba. Seni biraz da köfte koy. Köfte. Kime? Köfte. Kime oğlum? Köfte de. Bunun içine de köfte koy. Kime götüre kime? Dur. Dedeye koy, Mustafa. Bir tane bana koy, bir tane babaya koy, bir tane anneye koy, bir tane nereye koy, bir tane bana. Nereye? Sana iki tane oldu ama. He ama biliyor musun? Ayşenur abla gile verecek. O dedeye sen götürür mü? Nene gile verecek. Emine de neye verecek? O beni nereye götürecek? Zaten vermeyeceğim. Kime? Oh dedi iyi oldu artık. Hocaya verecek. Ya hocamın kocasına verecek olmaz. Ya. Ve iftara son yarım saat arkadaşlar. Tam dengeli yaptık. Yarım saat içerisinde zaten yapmaya başlasak son 10 dakika arasıya inşallah Allah'ın izniyle bitireceğiz. Ve köftemizin en güzel yerine geldik arkadaşlar. Ve gün batımının da tam yerine geldik. Tam zamanı. Sanki kar havası var he. Soğuk değil mi? Vallahi soğuk. İşte tepelere, tepelere kar yağıyor tepelere. He. Aynen. Yüksek, yüksek kesimlere kar yağıyor. Havası var oğlum. Dombini geldi. Dombini gelme. Bak. Bago yapıcılar onlar da işte. Şimdi ben bıraksam onun gözü kırılır. O şey der yani bu sefer gözü kırılır. Gözü kırılır. Ben ondan korkuyorum. Şöyle nerede? Şimdi gelir. Mama yitiriyor.
Zaten soğumaz. Yok, soğumaz. İçeri koyarım ya. Dışarı soğuk. Bu ağacın ne olduğunu unuttuk ama. Vallahi neydi? Oğlum bilmiyorum hiç. Bu süs mü? Ama inşallah yok, süs değil bu. Ha. Ama inşallah şey olur. Tuttu. Yani kırılmaz. Yok. Tam tuttu da. Ha. Biri gelir o ayağından basar kırar bunu. Onun etrafını şey yapacağım, bir de bir tane çubuk dikeceğim yanına. Onun etrafını öyle temizlesin. Tam yol ağacı ya, bence kırarlar bunu. Yok. O etrafını da az deştiğin zaman bilirler ağaç olduğunu. Gelin ha gelin, gelin ha gelin. He? İçeri koy mu bunları? He, eğer şey olursa şeyini koy. Yemini al, yemini al. Sabahın şey vardı, yemek vardı. Bir sürü dört gün önce. Gel. O küçük mü be? Kola kola onu çıkar. Kola gelsin içeri kız. Gel. Bu yeter tarafa, bu tarafa yeter. Kız nereye gittin kız? Bak bak. Ben gidiyorum. Bak sürekli bir şey kısa hemen kapat altını. Çok oylaşır sonra. Nereye gitti şöyle? Çocuk susmuşsa he? Yok, kendi kalsın ya, bir şey kalmadı zaten. Şey yap ya, her şeyi götür oraya, hazır olsun. Bir tane de bir şey kalmadı zaten. He. Yemek çorba hazır mı? He hazır o. Sadece çiçbirekler pişti mi hemen alsın içeri koysun. Var işi olana kadar çıkarak hemen yemek de götürüp pişti. Yani biri son dakikayı size 10 dakika, 10 dakika. 10 dakika kalasıyı hepsine veririm. He, ayarlayacaksınız böyle. Zaten bir tepsiye koyuyorum, hepsine verip geliyorum. İyi yatak ha bu da. He yok, başına kalkmıyor, Allah nazar değmesin hele. Hmm. Annesi bir sefer mi yaptı, hatırlıyor musun? Nasıl? Bunun annesi. İki kere yattı. Bir sefer bir tane işte çıkardı. Bir yere boş yattı, ikinci, yattı ama geri kalktı, sonra ikincisinde tam yattı. Sonra ikinci de yattı, işte bu yavruyu mu çıkarttı? Bunu çıkarttı, sadece bunu çıkardı. Değil mi? Evet. Sadece bu kaldı, yok çıkarttı ama bu kaldı sadece. Yok, çıkartmadı. Sadece bu çıktı. Bunu da aldım ben, kutuda besledim. He, doğru. Kendini öyle bıraktık dedik yumurtlarsa. Hiçbirini çıkarmadı. He vallahi. Diyorum inşallah işte annesine çekmez. Şimdi baktım sabahleyin yumurtaları sıcak altında. He. Biraz daha pişsin. Çıkaracağım. Tabii. İyi değil mi kızarması? Evet, iyi. Bir tane tarifçimiz geldik de bir sarılma ne de diye ya. Biz ona oruk diyor, oruk. He, oruk diyorlar. Şeyde de oruk diyorlar bence. Antakyalılar oruk diyorlar. O orukunu çok severdi. Bir gün dedim gel vallahi illa yapacağım seni. Evet. Ben şey oldum hiç yorulmam yani, yaparım bunu. Ben orada görüyorum Almanya'da bakıyorum ne yapıyorsun? İçli köfte diyoruz, biz oruk diyoruz ya. Kimi de yapar mesela şeye, difrize atarlar. Her canlar istediğimi çıkarı yapar. Ben de onu sevmiyorum. Yok, tadı kalmıyor öyle ya. Ben taze taze yapıldığını daha çok seviyorum. Ya onu biraz şeyde yapıyor. Şehirlerde falan yapıyorlar.
Şehirlerde yapıyorlar. Vallahi şehirde de olsan yani bunun zorluğu yok ki makine olduktan sonra. Eskiden elle oyardık ha. Böyle. Şimdi makine onu oyluyor. Ne zorluğu olacak? Son 15 dakika ilk taraf. Komşulara yetişir herhalde böyle. Yetişir. Vallahi var ya insan bunduyor. Ensem dondu. Ya oğlum soğuk soğuk. Sana diyorum ya iyi ki hiç dışarıda yapmamışım. Vallahi buz gibiydi. Unutturma gece şu ocağın üstünü kapatayım. Ben diyorum sobayı yak anne ya. Akşamdan yak bugün. Oğlum akşamdan çok sıcak oluyor. Yani mesela taraftan geldikten sonra yavaş yavaş yakmaya başlar. Tamam da baktım çok sıcak oldu içeri. Dereyokta 200 sefer ben ama o... sabah ben dondum ha üşüdüm. Ama suç senin. Demiyorsun dedim ben sana iki kere hava serin diye. Sen dedi serin mi yok dedim. Bizim yanımıza soba vuruyor ya. Isısı. Baktım Mustafa da sürekli üstüne açıyor. Sıcak. Ben dedim yok. Ben ne bileyim sen o köşede yatırsın buz gibi. Üşüdü. Bana demedim ben anı üşüyor. Kedi hadi gelmez. Kedi hadi içine değer de yanar böyle hayvanlar. Sonra beni hatırla. Hı. Ocağın üstünü de kapatayım. Bunu mu? Yağmur gece yağar. Yok yağmur görünmüyor ya. Ha, de gelin. Ve evet arkadaşlar son dakikalara geldik. Biraz içerisi karanlık olduğu için de videomuzu bu gibi dışarıda bitireceğiz. İftarımızı zaten hemen hemen 50 dakikayı tamamladık arkadaşlar. Rabbim tuttuğumuz oruçlarımızı kabul eylesin inşallah arkadaşlar. Rabbim bizlere sabır versin inşallah. Az kaldı yaraladık. İnşallah bir şey kalmadı Allah'ın izniyle de. Ramazan ayını da artık bitirmiş gibi oluyoruz arkadaşlar. Bir taraftan üzülüyoruz, bir taraftan bayram geldiği için seviniyoruz arkadaşlar. Rabbim hakkımızda her şeyi hayırlı eylesin. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın inşallah. Tamam oraya getirsin, Evet, aynen patates. Evet, patates. Sesini...